Merhaba. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiniz. Biz ekibimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de çok mutluyuz. Sağlıklı Yaşam Fuarı'nda olduğunuz için. Evet, kesinlikle gerçekten çok güzel fuar geçiyor öncelikle. Biraz sizleri tanıyalım. Sonra fuar hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Ben Dr. Fevzi Özgün. Yaklaşık 40 yıllık hekimim. Ailemde de 37. doktorum. Yani bizim aile hep hekimliği seçmiş. Evet. Şu anda da sağlıklı yaşamla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kişilerin nasıl sağlıklı bir yaşama adım atmaları gerektiğini onlara öğretiyoruz. Çünkü sağlıklı yaşam deyince her şeyin başı bağırsak sağlığı. Biliyorsunuz ikinci beyin deniyor. Biz evet. 2000'li yıllardan beri bunun ikinci beyin olduğunu söylüyoruz. Hatta ona çok iyi bakmanız lazım da diyoruz. Fakat maalesef ancak son 5 yılda bizi anlayabildiler. Burası Sağlıklı Yaşam Fuarı. Gerçekten çok güzel ürünler var ama bütün bu ürünlerin vücudumuza faydalı olması için sağlıklı bir sindirim sistemine de sahip olmamız lazım. İşte biz bu anlamda iki şey yapıyoruz. Birincisi içeriden fethediyoruz. Yani bir probiyotik doz desteğimiz var. Sindirim sisteminin florasını düzeltiyoruz. Evet. İkincisi de nasıl beslenmeniz gerektiğini öğretiyoruz. Yani interaktif tedavi. Yani? İnteraktif tedavi ne demek? Size bir yıl boyunca sürekli olarak uyarılarla sağlıklı bir insanın beslenme alışkanlıklarını kazandırıyoruz. Böylelikle o beslenme alışkanlıklarını ömür boyu sürdürebiliyorsunuz. Ama burada liste yok, bir zorlama yok. Siz kendi sofranızdaki en değerlisini seçiyorsunuz. Kendi sofranızda dinlerken yani ne pişirdiyseniz onu yiyorsunuz ama birazcık yasaklarımız var. Mesela ekmek yemiyorsunuz ama sindirim sistemi güçlenince zaten ekmeğe ihtiyaç duymuyorsunuz. Evet. Bir müddet sonra sindirim sistemi güçlendiği zaman ekmek yediğinizde zarar da görmüyorsunuz. İşte buradaki ikilem o. Eğer siz sağlıklıysanız hiçbir şekilde size zarar vermiyor hiçbir şey. Tatlı, hamur işi. Ama sağlıksızsanız her şey zarar vermiyor. İstemek de lazım tabii hocam. İnanmak da lazım bunlar evet, için. Tabii. Yani bu da önemli zaten faktör. Biz inandırıyoruz İnanmak benim lazım. Doktor kimliğim. Ve evet. Yıllardır bunu yaptığım için tanınıyoruz. Binlerce hastamız vardı. Bu dertten kurtulmuş. Hatta ben hep son yıllarda şunu söylüyorum. Eğer bir yöntem diyorum zayıf insanı da zayıflatıyorsa o zaman o yöntemden kaçın. Çünkü şişmanın zayıflaması zayıfın şişmanlaması lazım. Sağlıklı yaşam budur. Ama sağlıklı yaşamı yaşamak için de biraz öğrenmek lazım. Yani sadece bilgi yetmiyor. Sizi birisinin yıllarca dürtmesi lazım. İşte evet. İnteraktif tedavi sizi düzeltiyor. Probiyotikler içinizi düzeltiyor. İkisi de düzelince her şey süt liman oluyor. Hem kilo probleminden kurtulursunuz hem de kronik hastalıklardan kurtuluyorsunuz. Yani sağlıklı bir yaşama merhaba diyorsunuz. Evet. Peki hedeflere ulaşabiliriz mi hocam? Yani hayal ettiğiniz yerde miyiz? Şu ana kadar ben ulaştığımıza inanıyorum. Hatta kilo probleminin çok basit bir problem olduğunu, ufak değişikliklerle her şeyin yoluna girebileceğine inanıyorum. Önce ben inanıyorum çünkü ben de 117 kiloydum. 117 kilo. Evet, şu anda 85 kilo civarındayım. Evet. Kendimle mutluyum, barışığım. Her şeyi yiyebiliyorum ama bana zarar vermiyor. Ya, psikolojiyi de etkiliyor çünkü şahaneye baktığı zaman evet. Güzel görmek zaten istiyor. Zaten biz diyoruz ki kiloyu boş verin, iyi hissedin yeter. Evet. Bütün hastalarımız, zaten hastalarımız bir yıl boyunca her sabah, öğle, ikindi, akşam beni görüyorlar. Evet. Benim motivasyonumla iyi, bu iyi işi bir enerjiniz var hocam gerçekten. Hallediyorlar. Evet. Evet, önce onlara enerji vermeniz lazım ama önce siz enerjik olmanız lazım. İşte benim sırrım burada. Evet. Bağırsak sağlığı. Evet, buradan artık son sözlerinizi alalım mı hocam? Buyurun. Evet, son sözleri size bırakmak herkese istiyorum. Herkese şunu söylüyorum. Kendinizle barışık olun. Benim bedenim benim bebeğimdir diye düşünün. Ve sağlıklı bir yaşam için onu iyi besleyin. İyi beslemek demek sadece salata yemek demek değil. Onu doyurun. Doğru yiyeceklerle. Mesela etli kuru fasulye de doğru bir yiyecektir. Salata da doğru bir yiyecektir. Kebap da. Yanında ekmek olmasa ne olur? Bir müddet güçlenirsiniz. Görüşmek üzere ve küçülmek üzere. Evet. Benim en güzel sloganım bu. Güzel, güzel görüşmek sloganım. Üzere ve küçülmek, üzere. Evet. Küçülmek hem yaşça hem bedenen hem de sağlık olarak. Evet, bunları da buradan hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle sizlere. Rica ederim. Fevzi, başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın, saygılar. Ve küçülmek üzere. Ve küçülmek.